Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Föş cansız yayınına hoş geldiniz. Bugün Türkiye ekonomisinin üstüne hızla koşan, dört nala koşan üç tehditten bahsedeceğim. Bunların ilki FED. FED çok canımızı yakacak. İkincisi global tedarik zinciri bir sürü düzelmiyor. Jeopolitik bazı sorunlar var. Türkiye'nin dünyadan ithal ettiği enflasyon ciddi oranlarda yükselecek ve en üçüncüsü de tarımdaki sıkıntılarımız bu senede bitmeyecek. Bu arada sizden gelen nazik ricalar yüzünden yerimi değiştirdim. Evet ben o odaya kitli değilim ve bu videoyu benim için kaydeden sevgili mesele ekonomideki kardeşlerine de çok teşekkür ederim. Bu arada lütfen mesele ekonomiye abone olun. Yani hakikaten eşsiz bir ee, uzmanlar kadrosu var. Kendimi dahil etmiyorum. Beni atacaklar zaten yakında ama özellikle Erdal Sağlam'ı hatırlatmak istiyorum. Güldem Atabah'ı. Ee, bunlar çok sevdiğim saydığım isimler. Kendilerine teşekkür ederek konumuza dönelim. Sevgili arkadaşlar FED bu sefer niyeti bozdu. Bu sene en az 4 kez faiz arttırım yapacak. 7 diyenler var. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Muhtemelen 2023 sonunda şu anda 0, -0 arasında olan FED'in politika faizi %2-2.5'a çıkacak. Bir mesele daha var. Faiz arttırmalarına alışığız. Ama ilk defa 2007-2008 büyük finansal krizde karşımıza çıkan parasal genişleme, miktarsal genişleme politikalarının ters çevrilmesine hiç alışık değiliz. Yani Fed 9 trilyona varan bilançosunu yılın ikinci yarısından itibaren daraltmaya başlayacak ve muhtemelen de senede 1 trilyon dolar kadar kırpacak. Ve elimdeki kesin olmayan tahminlere göre her sene 1 trilyon doların bilançodan kesilmesi 125 bas puan faiz arttırımına tekabül ediyor. Özetle söylemek gerekirse Dış dünyanın bize uyguladığı faizler yükselecek ve dolar bulmak daha zorlaşacak. Yani herkes istediği kadar dolar borçlanamayacak. Şöyle diyebilirsiniz ya Türkiye'de sıcak para yok ki kasma kendini. Amerika ile ticaret de yapmıyoruz bizi bağlamaz. Öyle değil. Bizim bir sene içinde ödememiz ya da yeniden borçlanmamız gereken dış borç özel bu 165 milyar dolar. Ve bunun maliyeti ...şu anda kısa vadeli borçlanmada... ...sendikasyonlarda... ...275 bas puan... ...yani %2.75 falan gibi bir şey... ...bu, bu senenin sonunda... ...dörde, gelecek senenin sonunda... ...5-5.5'a çıkabilir... ...ve ayrıca... ...dışarıdan borçlanırken bizim biliyorsunuz... ...kredi notumuz da junk yani çöp seviyesinde... E, ...çok iyi tanınmayan... ...kurumlar... ...borçlanma zorluğu çekerler... ...kısaca söylemek gerekirse... ...bu sene yüksek faizlerden borçlanmak istemediği için ana para ödemeye tercih edenlerin e, Türkiye'den çıkarttıkları döviz 10-15 milyar doları bulabilir. Bu da tabii ki biliyorsunuz kur üzerinde baskı yapar ve ben bu yayın gerçekleştirmeden 24 saat önce Reuters tarafından yayınlanan İngilizce bir makaleye göre şu anda da zaten dolar TL kuru organik olarak dengeye oturmuş değil. Merkez Bankası haftada 600 milyon ile 1 milyar dolar satış yaparak kuru koruyor. E tabii Merkez Bankasının eldeki döviz miktarı da sınırlı. Yani bir yere kadar bunu korursunuz. Ondan sonra yapamazsınız. Arkadaşlar Türkiye'de enflasyonun çok büyük sorunu olduğunu biliyorsunuz. Bu enflasyonun çeşitli yönleri var. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli hükümet yetkililerine bakarsanız enflasyonun temeli döviz yani devalüasyon. Onu durdurduğunuzda enflasyon da durur. E, bu üçte bir doğru. Tam anlamıyla üçte bir doğru. E, ama başka sebepleri var. Bir tabii ki ithal malları enflasyonu onun da iki boyutu var. Birisi Türk Lirası'nın değer kaybı. Birisi dünyadan satın aldığımız şeylerin dolar, euro veya işte Çin yuanı olarak fiyatının artması. Buna engelleyemezsiniz Türk lirası aşırı değer kazanmadıkça. Üçüncü boyutu da beklentiler. Yani insanlar enflasyonun yükseleceğini düşünüyor. Bu yüzden de fırsat bulduklarında daha yüksek maaş istiyorlar. Veyahut da sattıkları mal ve hizmetlere daha fazla zam yapıyorlar. Şimdi ben bu sefer global enflasyon boyutunu konuşmak istiyorum. Ee, Rusya-Ukrayna krizi özellikle enerji tedariğinde çok büyük sorunlar yaratıyor. Çünkü Rusya e, Ukrayna konusunda taraf olmaması için AB'ye baskı yapmak için yeterli doğal gaz vermiyor. Bizde de biliyorsunuz e, işte doğal gaz İran yüzünden, göğe İran yüzünden bitti. Sanayi tesisleri 3 gün e, kepenk indirdiler. Bu tekrarlanabilir. Ama şöyle bir şey var. E, ben bu Dünya IMF'nin bloğunu okudum. Arkadaşlar bu sene doğal gaz fiyatlarının %58 pahalanması bekleniyor. Aslında bu konuyu daha fazla uzatmaya gerek yok diyorum ama edeceğim. Bu arada biraz sonra özel kanalım yani para ödeyerek seyrettiğiniz e, kanalım için Rusya-Ukrayna krizinin fırsatları ve Türkiye açısından yarattığı tehditler diye video çekeceğim. Beğenirseniz onu da izleyebilirsiniz. Ama sırf bozulan bu değil arkadaşlar. Bakın çip yok. Bu yayına girmeden önce tesadüfen e, Dünya Ticaret Örgütü yeni genel sekreterinin hanımefendinin ismini İgunza Bugunza bir şey galiba. <laughs> ismini tam hatırlayamıyorum affetsin. E, diyor ki biz diyor bu tedarik zincirlerindeki aksamaların dar boğazların bu senenin ikinci yarısında yavaşlayacağını ya da ortadan kalkacağını düşünüyorduk. Şimdi 2023'e kadar sürebilir diyor. Ve baktığınızda dünyanın her yerinde kırılmalar görüyorsunuz tedarik zincirleri çok kolay e, şey olmayacak, tedavi olmayacak. Ve bütün bunlar bize fiyat olarak yansıyacak. Çünkü işte aralık dış ticaret açığını gördünüz. Yani enerji ciddi miktarda biz hiç keyfimiz için bir şey ithal etmesek de kullandığımız her şeyde enerji olduğu için sırf enerjideki fiyat artışları bile ekonominin dengesini bozuyor. Şimdi bunun üstüne otomotiv için geçerli olan çipi koyun. Halk sağlığımız için geçerli olan ilaç maliyetlerini koyun. Biraz sonra aklınızda dursun o konuya gireceğim. Gübre maliyet yani petrokimya fiyatlarındaki artışı, plastiği koyun arkadaşlar. Hemen her konuda dünyada çok ciddi bir kıtlık var. Dolayısıyla dünyada da dolar cinsinden fiyat seviyesinin bu sene en az yüzde altı bizim aldığımız mal ve hizmetlerin dolar bazında fiyatlar %10 civarında artacakmış gibi bir hesap yapalım. Bu da enflasyonun engellenmesini zorlaştığı gibi, zorlaştırdığı gibi siz Türk lirasını baskı altına aldığınızda Türkiye'nin ihracat pazarlığındaki rekabet gücünü veya karlılığını azaltıyor. Bu da çok ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıktı. Yine bununla bağlantılı olarak daha şimdiden sanayiciler şikayet ediyorlar. 3 gün dükkanı kapattı. İhracat siparişlerini yetiştiremiyoruz. Eğer bu böyle devam ederse Asya güvenilmez diye tedariğini bize çeviren Avrupa pazarını kaybedebiliriz diye. Bence 3 günlük bir şey force majördür. Her ülkede olur. Ama benim öteki videomda anlatacağım gibi Rusya-Ukrayna krizinin sonu ambargolar ve Rusya'nın da şantaj olarak sürekli olarak doğalgaz arzını sınırlamasıysa o zaman çok başka bir ortamdan ve belki de bu Asya'daki pandemi dolayısıyla edindiğimiz e, ihracat avantajından vazgeçmek zorunda kalacağız. En önemlisi ise bize en canı evimizden vuracak olan arkadaşlar tarım çok zor durumda. Yalnız Türkiye değil dünyada da tarım çok zor durumda. Yine biraz önce bir rapor okuyorum. Dünyada buğday stokları son 25 yılın en düşük seviyesindeymiş. Şu anda Amerika'da ve Kanada'da önemli bölümde kuraklık var. Rusya e, buğday ihracatına kota getirdi. E, Latin Amerika'da sorunlar var ama neyse ki Avustralya ve Hindistan çok iyi gidiyor. Çok lafı uzatmak istemiyorum. Bazılarımızın sevdiği kahveden, Dışarıdan büyük ölçüde ithal ettiğimiz sıvı yağlara ve tabii ki buğdaya kadar dünyada çok ciddi bir e, arz yetersizliği var. Sevgili arkadaşlar bu bizi nasıl etkiler diye soruyorsanız... Geçen sene tahıl ve baklagiller üretimimiz tonaj olarak %14 daraldı. E halk aç gezecek değil ya... O %14'ü dışarıdan ithal ettik. Bu sene... O ithalat çok daha pahalıya gelecek. Ha Biz daha fazla üretebilir miyiz? Çok zor. Nedenini de söyleyeyim. Birincisi geçen hafta beklenmeyen sertlikli kar yağışlarından dolayı tabii ki biz mağdur olduk. Ama o yağışlar e, çiftçiye can suyu gibi geldi. Barajlarda da su yükseldi. Ama arkadaşlar bir kez yetmez. Toprak o kadar kurumuş durumda ki Türkiye'nin Mart sonuna kadar düzenli olarak böyle 3-4 defa daha kesif kar yağışı alması lazım ki bu sene normal mahsul etelim. Eğer kuraklık boyutunu halletsek dahi ikinci bir sorun var ki onu halledemeyeceğiz. O da gübre fiyatlarındaki akıl almaz zamlar. Yani yüzde yüz Ve bu yalnız Türkiye'de değil Amerika'da da çiftçinin belini büküyor. Amerika'da yapılan hesaplamalara göre gübrenin işte buğdayın ya da ne bileyim fasulyenin fiyatındaki, maliyetindeki payı yüzde 35, 40. Bu Türkiye'de herhalde daha düşüktür, yüzde 25 civarında. Ama yine de çiftçi tabii mazotada zam geldi, ilaca da zam geldi, her şeye zam geldi. Yeteri kadar gübre atamıyor. Ve tabii ki o zaman kuru tarıma gübresiz büyüyebilecek bitkilere yöneliyor. Ve bunun sonucu olarak da ne oluyor? Bir, dekar ya da hektar başına aldığınız verim azalıyor. İkincisi, Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünler değil, çiftçinin zarar etmemesini sağlayacak olan ürünler ekiliyor. Bu da arz talep dengesini bozuyor. Yani gıda enflasyonunda süpermarket döverek ya da aradaki aracıları döverek atamayacaksınız başınızdan ve muhtemelen de işte gıdasal ağırlığımızın tahıllardan sebze ve meyvelere geçti yaz aylarına kadar gıda fiyatlarında çok ciddi bir yükseliş göreceğiz. Kapatmadan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Ben sürekli öz eleştiri yapan bir insan. Baktım geçen sene çektiğim 100 videonun 50 tanesi ekonomi battı. Ekonomiye dinamit lokumu sokuldu. Artık ekonomiden hayır gelmez. Ekonominin mevludunu okuyacağız şeklinde olmuş. Tabii haklı olarak bana sormalısınız. Ya kardeşim battı diyordu. Niye batmadı? Evet arkadaşlar gerçekten de Türkiye ekonomisi 2021 yılında %11 büyümüş olacak. Şimdi bakın TÜİK'in rakamlar hatalı bahanesinin arkasına da sığmıyorum. Çünkü büyümede yani geçmişte ne kadar hata yapıyorlar şimdi o kadar yapıyorlar. Zor bir meslek büyümeye ölçmek. Bu beni şaşırttı hakikaten. Bu yani sebeplerini ayrı videoda inceleriz ama bu konuda yanıldığımı kabul ediyorum. Ama arkadaşlar ekonomiyi yalnız büyümeyle ölçemeyiz. İki şey çok kötüye gitti. Birincisi enflasyon. İkincisi de işsizlik ve bunun getirdiği yoksulluk. Gelir dağılımındaki adaletsizlik. Dolayısıyla belki ekonomi batmadı. Ama bunu çeşitli anketlerden de teyit edebiliyorum. %11 büyüyen bir ekonomide sevgili arkadaşlar. Halkın yüzde yetmiş ila yüzde sekseni son bir yıl içinde fakirleştiklerini iddia ediyorlar. Dolayısıyla sizi sahte tehditlerle trafik yapmak için işte sansasyon manşet atarak uyarmıyorum elimden geldiği kadarıyla doğru bildiklerimi yansıtıyorum gerek iş insanlarının gerekse vatandaşların kredi alırken üretim planlaması yaparken çiftçilerin tarımsal planlama yaparken ve tabi bizde de gıda stoğu yapabilenlerin gıda stoğu yapması açısından umarım bu video işinize yaramıştır. Herkese çok teşekkür ediyorum. Mesele ekonomiye bir kez daha minnettarlığımı sunuyorum. Bu videoyu benim için çektikleri için.